Burası bizim Çakma Yaylası. Rakam 2450. Sağ tarafta İzmir sınırı Ödemiş. Bu taraf Aydın sınırı Köşk. Burasının kestane, meşhur bir kestanemiz var. Üzülerek söylüyorum. Bu kestanelerin maalesef hastalıktan dolayı kanser hastalığı var. Ve kestanelerimiz kuruluyor. Ben burada özellikle Tarım Bakanlığı'na ve Tarım İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bir an önce buraya el atın. Bu bölgenin kestanesi çok önemli. Yani Bursa'da yediğiniz kestane aslında Aydın kestaneleri. Aydın'da toplanıp Bursa'ya gidip Bursa'da şekerleme oluyor. Ve Bursa kestanesini diye satarlar. Türkiye'de 160 kestane olduğu bölge burası. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü'ne çağrı yapıyorum. Bir an önce buraya el atın. Aksi takdirde bir dahaki dönemde burada kestane böyle giderse her tarafı kuruyacak. Çözüm yolları bulmamız lazım. Burada özellikle 1400 metre yüksekte bu Çapa Yaylası'nda sesleniyorum. Ve bunun takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste de takipçisi olacağız. Bu da geçmeye başladı. Bunun çaresi yok deyip bitiriyorlar yani. Bunun çaresi vardır. İlaçlama çaresi var. Acele araştırması lazım. Aksi takdirde bir daha kestane ağaçları bulamayız. Bu tarih kestane ağaçları. Ve Türkiye'de kestanenin %60'ı burada. Evet. Evet. Birbirine geçiyor değil mi? Yavaş yavaş geçiyor. Kestane bu şekilde. Evet. Çok duruyor ya. Millet, evet, millet perişan durumda. Vatandaş perişan durumda. Bu durumda yavaş yavaş diğer kestaneler ediyor. İşte görüyorsunuz. Tarih kestane olan bölge. 2-3 yetişen bir ağaç bu. Evet. Yani 5-10 senede. 5-10 senede yetişen bir ağaç. En az 15 yılda. Düşünün yani. 15 yılda yetişen bir ağaç. Maalesef hükümet bir an önce tedbir alması gerekiyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı göreve çağırıyor. Şurayı görüyorsun işte. 20 senelik ağaca bakın. Verimi yüksek olan bir ağaç. Düşünün bu hale düşüyor. Buna bir acele. Şuraya şu şekilde başlıyor. Budaktan başlıyor. Gövdeye iniyor. Gövdeye bitiyor. Gövdeye indim bitiriyor. Evet. Önce budaktan başlamış. Budakta başlamış. Evet. Oradan başlıyor. Ana gövdeye indim bitiriyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.